gerçekten de Ankara artık yıllardır bir özlemle yanıp tutuşurken bu bir büyük bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte sizin atılmanızla beraber de gerek Ankara'da gerekse de Kızılcahamam, Kazan bölgemizde tüm Ankara'nın ilçelerinde bundan sonraki süreçteki çok güzel projelere beraber imza atacağımız düşünüyoruz. Yürekten buna inanıyoruz. Kazan halkı olarak zaten her iki seçimde de şahsınızla müthiş bir teveccüh göstermişlerdi. Yine aynı teveccühle de bundan sonra başbakan yardımcısı olarak bu görevinizde de Kazan halkı olarak arkanızı gitmek istiyoruz. İçerisinde kongre ve konferans merkezi olan Solucak köyünde bulduğumuz 9 kilometre ötedeki sıcak suyun da buraya taşınması şu anda bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde Enerji Bakanımızla da görüştük. Sizin de uygun olacağınız bir tarihte burada çok ilgili sizlerin de katkılarıyla okullarını Kazan'a getiriyor. 7000 öğrenciyle Gazi Üniversitesi'nin gelmesi zaten Başkent Üniversitesi öğrencisini almaya başlamıştı. Kazan'ın gelişim ve değişimine, çevresine farklı bir boyut kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Yine acizane olarak bizim projemiz olan ve Sayın Başbakanımıza arz ettiğimiz ismi de Kazan Savunma Sanayi ve Havacılık Kümelenmesi icra kurulunda, Sayın Başbakanın başkanlığındaki icra kurulunda Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımızın da imzasıyla çıktı. Baharla beraber de altyapısına başlayacağız. 20 bin istihdamlı Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonraki en büyük projesi Ankara'da ve Kazan'da gerçekleştirmiş olacağız. Bu projede sizlerin de katkılarıyla hızlandığı takdirde Kazan önümüzdeki 5 yıl içerisinde buradaki arkadaşlarımızın dahi tahmin edemeyeceği bir gelişim ve değişim göstermekte. Tekrar ilçemize ziyaretinizden dolayı aynı zamanda Kazan tarihinde arkadaşlar Kızılcahamamlı hemşehrilerimiz yanlış anlamasın. Kazan tarihinde bir bakan çıkarttı. Hanımefendi Ebru abinin eşleri aynı zamanda Yakup Derişköylü. O yüzden ben her zaman gururla söylüyorum, kim ne derse desin, Emrullah İşler Kazan'ın evladı ve Ankara'nın evladı ve başbakan yardımcısı çıkartmış bir Kazan olduğunu düşünüyorum. Kendilerine şahsla çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ziyarette bizlere bu heyecanı verdikleri için teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Değerli dostlar, tabii ki Kazan bizim kalelerimizden bir yer. Oy oranımız %65'lerden. İnşallah bu oy oranını bu seçimde daha da yükseklere çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim dönemimizde Kazan gerçekten çok güzel hizmetler aldı. Bunu halkımız da zaten görüyor. İnşallah bu seçimde de bu hizmetlerin tekrar halkımız tarafından takdir edildiği ve tescillendiği bir sonucu hep birlikte alacağız. Tabii ki bu şu demek değildir. Rehavete kapılalım. Fazla çalışmaya gerek yok. Böyle bir şey kesinlikle aklınız önüne geçmesin. İnşallah 30 Mart sandıklara gidene kadar, sandıklar açılana kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ve 30 Mart inşallah günü akşamı tekrar Sayın Başbakanımız Allah nasip ederse o tarihi balkon konuşmalarının birini daha yapacak. Ve bizim AK Parti olarak yeni meclis ünvanımız bir kere daha tescillenmiş olacak. Milletimiz kendi bağrından kopan, kendisiyle aynı dili konuşan, kendisiyle aynı düşüncelere sahip olan bir lidere sahip oldu. Ve o liderin kıymetini bildiğini her seferinde gösterdi. Bundan sonra da inşallah bu seçimde de gösterecek. Bizim üzerimize düşen hata yapmamamız, bir ve beraber olmamız, birlik ve beraberliğimizi korumamız. İnşallah önümüzdeki günlerde herhalde bir ayın 15'ine kadar veya o günlerde Ebu Bey Başkanımız, Savaşçı İlçe Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız ilçeler, Ankara ilçeleri için açıklanmış olacak. Burada sizlere güveniyoruz. Teşkilat mensuplarımıza ben her zaman özverili, fedakarane çalışmalarından dolayı her zaman her yaptığım konuşmada teşekkür etmiştim. Bugün de şu an yine huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Allah
emeklerinizi zayi etmesin diyorum. Gençlik kollarındaki arkadaşlara da aynı şekilde 18 yaş üzerindeki gençlerimiz oy kullanıyor. Onların da canla başla bütün gençlere ulaşması ve yaşanan olayları çok iyi anlatması lazım. Bizim AK Partili yıllarda neler, Türkiye'nin neler kazanımlar elde ettiğini halkımıza çok iyi anlatmamız lazım. Gençler bilmiyor çünkü. Bugün 18 yaşında oy kullanan insan AK Parti iktidara geldiğinde böyle 7-8 yaşında aklı ermiyor, geçmişi bilmiyor. Ama şimdi zannediyor ki her şey güllük gülistanlık. Bir SGK hastanelerine gitmek için, sigorta hastanelerine gece 3'te 4'te gidip oralarda insanların battaniyelerine yattığını falan nereden bilsin? Kömür almalı arkadaşlar ya. Kömür için sıra beklenir, gece yarıları gidilir, işte toz bir şey yapılır. Bir ton kömür alırsın, yarısı toz gelirdi. Hatırlar mısınız onları? Ondan sonra insanlar o tozları işte yerine topak kömür yaparlardı falan. Bugünlerde geçti. Şimdi artık doğal gaz her yerde var.